Gençlik yıllarında Derinci isimli bir köyde çobanlık yapmış olan bir adamın hikayesi. Bir bebeğin cinlere kurban edilmesine şahit olmuş bu kişi. Şimdi hikayeye geçiyorum. İsmimin gizli kalmasını tercih ederim. Beni korkutuyorlar. Gördüklerimi ve duyduklarımı size anlatacağım. Derince köyü çok güzel bir köydü. Köy yazları çok sıcak olmasına karşın insanları çok soğuktur. Ben şu an 49 yaşındayım. Maddi durumum şimdi iyi ama 18 yaşında bir gençken çok çalışmak zorundaydım. Bu yüzden çobanlık yapmak için Derince köyüne gelmiştim. Köyün muhtarını buldum. Bana kalmam için kıytırıktan bir yer tahsis ettiler. Nasıl diyeyim, tabiri caizse ahır gibi bir yerdi. Hiç şikayet etmedim. Buna da şükür dedim. İlk gün Fevzi isimli bir amcanın koyunlarını gütmek için anlaştım. Patika bir yolun kenarında bulunan çimenlik alana bıraktım hayvanları. Akşam ezanı okununca koyunları Fevzi amcaya teslim edip günlük yevmiyemi aldım. Eve doğru giderken bir evden kavga sesleri duydum. Şeytanın doğurduğu diye bağırıyordu adam karısına. Kadın adama, adam kadına karşılıklı olarak sövüp sayıyorlardı. Meselenin ne olduğunu anlamamıştım. Benim bu kadar derdim varken milletten bana ne dedim. Geçtim gittim. Köye gelişimin üzerinden neredeyse bir ay geçmişti. Ben de bu süre içerisinde köye iyice alışmıştım artık. İnsanları tanıyordum. Küçük bir köydü zaten. Bir gün köyün çobanı olarak kalmam için bana tahsis edilmiş olan o ahır gibi evimde uyumaya çalışırken pencereden bir kadın gördüm. Kara bir çarşaf giymişti bu kadın. Sadece gözleri gözüküyordu. Elindeki bebekle acele acele bir yere gidiyordu. Zaten dikkatimi çekme sebebi de bu acelesiydi. Elinde bir de çuval vardı. Kadının bu acelesinin nedenini çok merak etmiştim. Merakımdan dolayı düştüm peşine. Kadın bir süre sonra bir ağacın altına vardı. Dilek ağacı sanırsam. Ağacın dallarında bir şeyler asılıydı. Kadın yere bir şeyler çizdi ve bağıra bağıra şimdi ne olduğunu hatırlamadığım bazı sözcükler söyledi. Söylediği o sözleri birkaç defa tekrarladı. Ağlamakta olan bebek susmuştu. Kadın bebeği çuvala koyup ağacın dibine bıraktı. Sonra koşarak uzaklaştı oradan. 5-10 dakika kadın tekrar geriye gelecek mi diye bekledim. Baktım gelmiyor. Çuvalda ne ağlama sesi var ne de başka bir şey. Merak ettim. Çocuğu çuvaldan çıkardım. Eve götürdüm. Çocuğun üzerine kanla bir şeyler yazılmıştı. Uğursuz kadın ne istemişti bu sabiden? Apar topar muhtarın kapısını çaldım. Bana saçma cevaplar verdi. Kalbini kırmamak için oradan uzaklaştım. Kaldığım yere geri döndüğümde evimin önünde o kadını gördüm. Emaneti ver yoksa seni öldürürüm dedi. Elinde orak vardı. Ben de hem korkumdan hem de ne de olsa annesi diye verdim. Ertesi sabah koyun gütmeye gittim. Bir ağacın altına yattım. Ama etrafta nasıl bir koku var. Hemen arka tarafımda bir çukur gördüm. İçinde bebeğin ölüsü vardı. Üzerinde kocaman bir kağıt, Arapça bir şeyler yazılıydı. O zamanlar sadece 18 yaşında bir gençtim ve ister istemez bu işe karışmak istemedim. Bebeğin cesedini orada bıraktım. Koyunları sahibine götürmek için eve gidiyordum. Geç kalmıştım. Zifiri karanlık çökmüştü köye. Aynı evden kavga sesleri yükseliyordu. Yine merakıma yenik düşüp camdan gizlice baktım. Kadın kocasını sürekli tehdit ediyordu. Kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm diye. Sonra birden kavga etmeyi kesip durdular. Kadın cama doğru baktı. Işıkları kapadı. Ter içinde kaldım. Kaçmak istedim ancak peşime takılır diye ses çıkarmadım. Kadın diğer odaya geçti. Kapı çarpma sesi duydum. Camdan baktım yine. Kadın yere çökmüş, duvardaki gölgeye bir şeyler diyordu. Daha fazla bu manzaraya dayanamayıp oradan uzaklaşıp eve geldim. İyi bir para toplamıştım. Annemlerin yanına dönmeye karar verdim. Köyden ayrılmadan önce bir kez daha yatsı namazı kılmak istedim. Camide 10-15 kişi vardı.
Namazı bitirdik, dışarıya çıktık. O, karısıyla kavga eden adam kapıda bekliyordu. İmama saldırmaya başladı. Güç bela ayırdık. İmama, karımı öldürdün deyip duruyordu. Bütün köylü adamın evine gittik. Kadın kendini odada asmış ama oda var ya çok kötü kokuyordu. Bir odayı gazetelerle kapatmışlar. Odada ayinler yapmışlar. Bu olayların üzerine köy halkı jandarmaya haber verdi. Adam tutuklandı. Kadın da köyden çok uzak bir mezarlığa defnedildi. Bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala olanları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor. Nefes alamıyorum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. En çok da o bebeği kurtaramadığım için vicdanıma hesap veremiyorum. Bu hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeye geçiyorum. İslam'a inanan herkesin inandığı şeydir Kur'an-ı Kerim. Zira o Allah'ın gönderdiği bir rehberdir biz kullarına. Ve eğer biz de o rehbere iman edip tasdik etmişsek, içindekilerin tümüne iman etmiş sayılıyoruz. Amasız ve fakatsız. Yüce Allah'ın kıyamete değin Kur'an'ın tek kelime değiştirilmeyeceğini ve onu koruyacağını garanti etmişken, biz kulların bu kitaba olan inanç ve bağlılığını bir kat daha arttırmıştır. Hepimizin bildiği bu faslı geçelim şimdi. İman ettiğimiz bu kitabın içindekilerden birisi de cinlerdir. Şimdi internette, orada şurada cinlerle ilgili saçma sapan hikayeler okuyoruz. Bu internet denen zıkkımda günümüzde herkesin evinde mevcut. Haliyle her ağızdan bir ses çıkıyor. Yalan yanlış. Doğru hikayeler de vardır tabi ama çok nadir. Benim anlatacağım hikaye ise öyle kulaktan dolma masallar değil. Birinci ağızdan farklı farklı dinlediğim olaylardan sadece bir tanesi. Ben Güneydoğu'nun bir ilçesinde yaşıyorum. Anlatacağım olay teyze kızımın başından geçmiştir. Yaklaşık 15 sene öncesi bizim teyze kızının babası cami hocası ve benim bulunduğum ilçenin 10 kilometre kadar uzağında bir köye tayini çıktı. Bu köyün altında yatır varmış ama bizimkilere söylememiş köylüler, korkup gelmekten cayarlar diye. Bunlar evini barkını düzene koyup yaşamaya başlamışlar. Hayatları normal akışında giderken hoca, yani teyze kızının babası, garip şeyler yaşamaya başlamış. Sabah ezanını okumak için camiye gittiğinde her zaman ışıkları açık buluyormuş. İlk başlarda cemaatten birisinin açıp gittiğini düşünmüş. Fakat hiç de öyle değilmiş. Yatsı namazından sonra da eve dönerken sokakta garip sesler duymaya başlamış. Bunun gibi türlü türlü tuhaf olaylar yaşanmaya başlamış. Bu olaylar sürekli bir şekilde hız kazanınca hoca pek tekin olmadığını anlamış köyün. Ama korkmaması için ailesine hiçbir şeyden bahsetmemiş. Gel gelelim, hocanın kendi kızlarından biri daha korkunç bir olaya tanıklık etmiş. Bahsettiğim teyze kızı bir gece tuvalete kalkmış. Bilirsiniz, köylerde tuvaletler hep evden bağımsız dışarıdadır ve hatta bazıları bayağı uzaktadır. Bulundukları evin tuvaleti de bunun gibi dışarıda. Briketlerle inşa edilmiş ve sıvasız olan tuvaletin dışarıdaki ışık düğmesine basıp kapıyı açmış ve hiçbir insanın o anı yaşamak istemeyeceği manzarayla karşılaşmış. Tuvalette, tuvaletin köşesine oturup kendine doğru bakan zayıf, ufak tefek bir varlık varmış. Bu varlık yaşlı bir kadına benziyormuş. Bu kadının görüntüsü o kadar korkunçmuş ki kız çığlık çığlığa kalmış ve eve doğru koşmaya başlamış. Teyze kızı eve vardığında olan biteni imam olan babasına anlatmış. Bu olayın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen benim teyze kızı bu olaydan sonra kekelemeye başladı ve bir daha hiç düzelmedi. O yaşlı kadının yüzündeki korkunç gülümsemeyi hala hiç unutmam der. Bu sadece yaşadığım ve duyduğum olaylardan sadece kısa bir tanesi. İnsan bazen düşünmüyor değil, bu olayı ben yaşasaydım ne yapardım diye. Düşüncesi bile ürpertiyor insanı. Bu hikayenin de sonuna geldik.
Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.